Evet sevgili arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Üniversite, fizik, vize ayarında sorular çözmeye devam ediyoruz. Ve bugünkü bölümümüzde ilk 2-3 videoda elektrik akısı ardından da Gauss kanunu ile ilgili soru çözüm videosu yapacağız. Dilerseniz elektrik akısı ile ilgili soru çözümüne birinci sorudan başlayalım arkadaşlar. Güzel bir soru seçtik. Vize ayarında bir soru olduğuna inanıyoruz. Sorumuzu okuyalım. Soru 1. 3,50 kilo olarak bir tane bize bir cisim verilmiş arkadaşlar. Ardından bunun Newton bölü Coulomb olarak büyüklüğünü vermiş. Elektrik alanı x ekseni boyunca uygulanıyormuş. Uzunluğu 0,7 metre. Bunları not alalım. Eni 0,35 metre olan dikdörtgen bir düzlemden geçen elektrik akısını hesaplayınız. B maddesi de Düzlem XY düzlemine paralel ise yeni elektrik akısını hesaplayın. C maddesi ise X ekseniyle 40 derecelik bir açı yaparsa yeni elektrik akısı ne olur? Şimdi öncelikle A maddesinin çözümünü yapalım. A maddesinde bize 3,50 kiloluk büyüklüğünde bir elektrik alandan bahsedilmiş arkadaşlar. X ekseni boyunca uygulanıyor. Şimdi ben Elektrik akısının formülünün ne olduğunu zaten biliyorum. Biz akıyı nasıl tanımlamıştık? Öncelikle şu sembolle gösteriyorduk akımızı. Akı eşittir E çarpı A biçiminde yazılır. Eğer bunları bilmiyorsanız mutlaka formül kağıdı videomuzu izleyin. Buradaki E'nin biz elektriksel alan olarak tanımlandığını söyleyebiliriz. Şuraya e nokta alan yazalım. Elektriksel alan Aynı şekilde buradaki A nedir peki? Buradaki A'ya baktığımızda alanı dik yüz ölçümü olarak tanımlanır. Yani yüz ölçümünü alacaksınız arkadaşlar. Yüzey alanı biçiminde de tanımlanabilir. Yüzey diyelim. Şimdi peki sorumuza bakalım. Sorumuzda bana burada neyi vermiş? Elektrik alanın büyüklüğünü vermiş. Yani E'nin büyüklüğünü vermiş. Ben hemen onu arkadaşlar buraya yazmak istiyorum. Fakat yazarken dikkat etmemiz gereken bir nokta. Bunu nasıl yazarız? 3.50 çarpı 10 üzeri 3 biçimde yazarız. Çünkü burada normalde arkadaşlar kilo ibaresi bulunmaz. Hemen onu gram cinsinden yazdık. Evet 10 üzeri 3 elektrik alan. Newton bölü kolomb. Peki yüzey alanına bakalım. Yüzey alanı içinde dikdörtgenin yüzey alanını burada bulacağız. Bakıyoruz dikdörtgenin uzunlukları bize verilmiş. Şöyle yazalım isterseniz. Dikdörtgenin uzunluğu 0,7 olarak bizlere aktarılmış. Dikdörtgenin Evet özür diliyoruz. Bu arada yanlış yazdık. Şöyle çok özür diliyorum. Burası 0, eni 0,35, uzunluğu ise arkadaşlar 0,7 metre olarak bizlere aktarılmış. Tamam. Bunun yüzey alanını bulmamız lazım. Dikdörtgenin yüzey alanı bulunurken iki kenar çarpılır. Yani 0,70 ile 0,35'i çarpacağız. Bu da bizim dikdörtgenimizin yüzey alanı olacak. Onu da hemen şöyle yazalım. 0,70 çarpı 0,35 biçiminde yazdık. Şimdi benim akı formülüm esasında akı eşittir e çarpı a çarpı kosinüs alfa bileşenidir. Ama bu bileşende zaten kosinüs sıfır olarak alınıyor. Çünkü x ekseni boyunca uygulandığı bize söylenilmiş. Dolayısıyla ben ne yapacağım? Formülde elektrik alanı biliyorum. Yüzey alanını biliyorum. Bu ikisini çarptığımda arkadaşlar sonucum benim 858 Newton çarpı metre kare bölü kolomb olarak çıkacağını söyleyebiliriz. Şimdi ben neyi bulmuş oldum? A maddesini bulmuş oldum. Cevabım 858. Peki işlem bitti mi? Bitmedi. Bakalım ne demiş B maddesinde? Düzlem x y düzlemine paralel ise diye bana belirtmiş. Eğer düzlem x y eksenine paralelse ne yapmam gerekir? Eğer x y eksenine paralelse zaten burada açının 90 derece olduğunu söyleyebiliriz. Bakın şöyle yazalım arkadaşlar. Burası y ekseni. Burası da x ekseni olarak verilsin. Burada zaten x y eksenine paralelse açının 90 derece olarak alınması gerekir. Şimdi 90 derece için formülü şöyle tekrardan yazalım. Akı eşittir. E çarpı A çarpı cos 90 biçimini dönüşecektir. Fakat biz cos 90'ın kaç olduğunu biliyoruz. Şurada olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla cos 90'ın 0 olduğunu söyleyebiliriz. Burada çünkü herhangi bir x'i yok. cos 90 0. Dolayısıyla formül 0 diyecek. Yani burada hiçbir elektrik akısının olmadığını söyleyebiliriz. Yani düzlem xy düzlemine paralel ise burada elektrik akısı yoktur şeklinde bir açıklama yapabiliriz. Yine aynı şekilde C eşittir x ekseniyle 40 derecelik açı yaparsa Bizim arkadaşlar soruları x ekseniyle yaptığı açı burada önemli. Bakın birincisinde de x ekseni boyunca uygulandığı söylenmişti. Yani burada x ekseni boyunca derken burada herhangi bir açı değeri olmadığından dolayı cos 0 alınır. Zaten cos 0 1 olduğu için formülde yazılmaz. Ama c maddesine baktığımda x ekseniyle 40 derecelik bir açı yaptığı söylenmiş. O zaman formülümü şuraya tekrardan yazıyorum. Formülüm e çarpı a çarpı kosinüs 40 biçiminde yazılacaktır. Bu işlemleri yaparsak e yerine zaten tekrardan 3 nokta ile çarpı üzeri 3. Bunun yerine de 0,70 çarpı 0,35 çarpı kos 40'ı bilimsel hesap makinesiyle çarparsanız cevabınız 656 olarak bulunacaktır diyoruz ve sıradaki soruya geçelim dilerseniz. Evet arkadaşlar ikinci soruyla devam ediyoruz. İkinci soru biraz basit kalıyor demek ki soruya göre ama biz yine de bu soruya yer vermek istedik. Bakalım bir ortamın düşey elektrik alanı 2 çarpı 10 üzeri eksi 4'tür. Şimdi ben hemen elektrik alan dediği için buraya bunu not olarak düşüyorum. Elektrik alan E şeklinde yazılıyordu ve bunun cevabı bunun eşit olduğu rakam 2 çarpı 10 üzeri 4 olarak bana verilmiş. 6 metreye 3 metre boyutlarında bir dikdörtgen biçimindeki arabaya hemen şöyle bir tane arabamız olsun ve arabamızın burası 6 metre arabamızın burası ise 3 metre olarak verilsin bir arabaya 10 derece eğimli bir yolda yokuş aşağıya inmektedir şöyle bir tane yol çizelim arkadaşlar ve şurada bir yokuş olsun arabamız buradan bizim arabamız buradan aşağıya doğru Prince şu da tekerlekleri olsun arabamızın. Yolumuzu şöyle maviyle tarayalım arkadaşlar. Şu eğimin 10 derece olduğu bana söylenmiş. Tamam. Şimdi ben elektrik akısını istediği istediği için benden hemen elektrik akısının formülünü şuraya yazayım. Elektrik akısı eşittir elektrik alan çarpı Yüzey alanı biçiminde yazılır. Yani E çarpı A biçiminde yazılır. E'yi zaten buraya not düşmüştüm. Dilerseniz A yüzey alanında buraya not düşelim. A yüzey alanı neye eşittir? Hemen onu açıklayalım. A yüzey alanı dikdörtgenin alanına eşittir. Yani 6 metre ile 3 metrenin çarpımından 18 metrekare olarak yazılacaktır. Burada metrekare yazmayı unutmayın. Yoksa puan kırarlar. Aynı şekilde bunun birimi de arkadaşlar Newton bölü Coulomb olarak yazılacaktır diyoruz. Evet şimdi elektrik akısının formülünü biliyoruz. Dilerseniz E çarpı A'yı çarparak sorumuzu bitirelim. Yani 2 çarpı 10 üzeri 4 çarpı hiç başka paranteze gerek yok. Direkt çarpalım. 18'i çarpalım. Ama işlemin burada bitmiyor. Biz size ne demiştik? Akı formülünde aslında bir de şurada kosinüs değeri vardır. Kosinüs değeri. Burada kos değeri zaten 10 derece alınca bana belirtilmiş soruda. Dolayısıyla ben bir de bu bulduğum değeri kosinüsün 10 bileşeniyle çarpıyorum. Tüm bu işlemleri yaptığımızda sonucun 355 gibi bir değere karşılık gelmesi gerekmekte diyoruz. Tabi bunun birim bir de arkadaşlar kn olacaktır. Çarpı metre kare bölü kolon şeklinde yazılacaktır. Şimdi biraz daha zor bir soruya geçelim. Evet dilerseniz bu videomuzdaki son örneğimizi de çözüp sıradaki videoya geçelim. Sıradaki video dördüncü sorudan itibaren devam edecek elektrik akısı ile ilgili sorumuza bakalım. Soru 3. 40 santim çaplı dönebilen bir ip düzgün bir elektrik alanında en büyük alanın elde edi en büyük akının elde edilebileceği konuma kadar döndürülüyor. Bu konumdaki akı eşittir 5.20 çarpı 10 üzeri 5 olarak ölçülmüş. Elektrik alanının büyüklüğü ne kadardır şeklinde bize bir soru yöneltilmiş. Şimdi baktığımızda bu sefer tersten gelildiğini görüyoruz. Sonra akıyı vermiş, elektrik alanı istiyor. Ben hemen şuraya isterseniz formülümü yazayım. Akı eşittir Hemen akı eşittir yazdıktan sonra şuraya akı sembolünü şöyle gelişi güzel çizelim. Akı eşittir E çarpı A formülüyle bulunacaktır diyoruz. Şimdi soruda bana zaten akının değeri verilmiş. Akının değeri 5.20 çarpı 10 üzeri 5. Onu yerine yazalım. 5.20 çarpı 10 üzeri 5 şeklinde verilmiş. Bu akının değeri bu eşittir benim bilmediğim E değerim ve A değerim. Şimdi A değerini bulabiliriz. A değeri nedir arkadaşlar? Burada bize ne olduğu söylenmiş. Cismin bir ip olduğu söylenmiş. Dolayısıyla onun yüzey alanını bulurken ama bakın dönebilen bir ip olduğu söylendiği için pi r kare formülünü uygulamam gerekmekte. Pi r kare formülünü uygularsam zaten burada pi değerini yazacağız. Ardından arkadaşlar R değerini yazacağız. R değerini bana kaç olarak vermiş? 40 santim olarak vermiş soru bana. 40 santim çaplı dönebilen ip şeklinde belirtmiş. Burada peki 40 santim arkadaşlar yarı çap olarak mı vermiş? Hayır yarı çap olarak vermemiş. Bu 40'ı arkadaşlar normal çap olarak vermiş. O zaman biz hemen bunları yazma işlemlerine geçelim arkadaşlar. Biz nasıl yazacağız bunları? Pi yazacağız. Pi çarpı r'nin karesi. R dediğim gibi burada arkadaşlar 20 santim olarak alınır bunun çapı. Ama biz bu tarz işlemlerde metre olarak kullanırız. Şöyle bilmeyenler için tekrar tekrar yazalım. 1 metre arkadaşlar 100 santimse, 20 santim kaç metredir? 0 2 metredir şeklinde yazabiliriz. Yani burada 0,2'nin karesi alınacak. Ardından pi ile çarpılacak. Bu işlemi yaptığınızda arkadaşlar pi ile çarptığınızda 0.126 gibi bir değere karşılık geliyor şurası. Bakın burası burayı bulduk. Burası kaçmış? 0 virgül 126. Ardından bunu e ile çarpacağım. Şöyle çarpı yapalım ve bu yapacağım işlemin sonucu 5.20 çarpı 10 üzeri 5 olarak bulunacakmış. Benim burada yapmam gereken E'yi yalnız bırakmak arkadaşlar. E'yi yalnız bırakmak istiyorsam E burada aynı şekilde kalır. Bunu şöyle farklı renkli bir kalem alalım. Bunu buraya bölüm olarak atarız. Biz hemen bölüm olarak atalım. 5.20 çarpı 10 üzeri 5 bölü arkadaşlar bu. 0,12 yazsanız da olur. 126 yazsanız da olur. Pek fazla bir şey değişmeyeceğini söyleyebiliriz. Bu işlemi yaptığımız zaman sonucun 4.14 olarak çıkması gerekmektedir. Evet 4.14 olarak bulduk. Dolayısıyla biz buradaki elektrik alanın büyüklüğünü 4.14 olarak buluruz. Şimdi arkadaşlar bir sonraki videoya geçelim. O videomuzda elektrik akı ile ilgili soru çözümüne devam edeceğiz. Görüşmek üzere.